Hikmet odasını boyuyormuş ve saatte 8 metrekarelik alanı boyayabiliyormuş. 3 saat sonra 28 metrekarenin hala boyanması gerekiyormuş. Yani 3 saat sonra 28 metrekarelik alan hala boyanmamış. Dikkat edin, at, a ile gösterilmiş boyanacak alanın, t ile gösterilmiş zaman cinsinden fonksiyonu. Alan metrekare cinsinden, zaman da saat cinsinden verilmiş. Tekrar ediyorum, at boyanacak alanın, boyanacak alanın zaman cinsinden fonksiyonu, boyanan alanın değil. Evet, bu fonksiyonu yazmamızı istiyorlar. Fonksiyonu yazmadan önce soruda verilen bilgileri biraz daha yakından inceleyelim. Böylece soru daha net anlaşılır bir hale gelecek. Bir tablo çizelim ve A t'nin değişik zamanlarda aldığı değerleri yazalım. Bu zaman, bu da A'nın boyunca alanın t cinsinden fonksiyonu. Soruda bu değerlerden bir tanesi var. 3 saat sonra 28 metrekarelik bir alanın hala boyanması gerekiyormuş. Bir daha hatırlatayım, AT boyanması gereken alanı, yani daha boyanmamış alanı gösteriyor, boyanmış alanı değil. Burada 0'a, 1'e, 2'ye yer bırakıyorum ve 3 ile başlıyorum. Çünkü 3 saat sonra ne olduğunu ya da ne olmadığını biliyoruz. 3 saat sonra 28 metrekare kalmıştı, boyanmamış alan olarak. At, metrekare olarak, zaman da saat olarak ölçülüyor. Şimdi Hikmet'in saatte odanın 8 metrekaresini boyayabildiğini bildiğimize göre, zamanda biraz geriye gidelim ve bir saat önce, yani başladıktan 2 saat sonra Hikmet'in boyaması gereken alanı bulmaya çalışalım. t eşittir 2'de, at 28'den az mıdır, fazla mıdır? Saatte 8 metrekare boyuyor ve zaman ilerledikçe boyalı alan artıyor. Ama at boyalı alanı değil, boyasız alanı gösterdiği için, zaman geçtikçe boyasız alanın azalması gerekir. t arttıkça at azalacak. Buna göre ikinci saatte boyasız alanın üçüncü saate göre daha fazla olması gerekir. Bir daha söylüyorum, at boyasız alanı ifade ediyor. Evet, o halde ikinci saatte boyanması gereken alan üçüncü saatteki alandan ne kadar fazla olur? Sorunun cevabı da soruda gizli. Hatta aslında gizli falan da değil, açık açık söyleniyor. Hikmet saatte 8 metrekare boyuyormuş. Yani ikinci saatten üçüncü saate geçerken 8 metrekare daha boyanmış olacak. Bu durumda da ikinci saatte boyasız alanın, boyasız alanın 8 metrekare daha fazla olması gerekir. 28'e 8 e eklersek 36 buluruz. Demek ki ikinci saatte Hikmet'in boyaması gereken alan 36 metrekareymiş. Şimdi de birinci saat. Aynı şekilde düşünerek boyasız alan 8 metrekare daha fazla olacağı için 36 artı 8 44 metrekare olacak. Ve son olarak sıfırıncı saatte yani Hikmet boyamaya daha yeni başladığında boyanması gereken alan toplam alan 44 artı 8 52 metrekareymiş. Acaba bu doğru mu? Bir bakalım. Başlangıçta 52 metrekarelik bir alanın boyanması gerekiyor. Bir saat geçiyor, zamandaki değişim artı 1, saatte 8 metrekare boyuyordu. Böylelikle boyasız alan 8 metrekare azalıyor. Yani a'daki değişim eksi 8. Değişim oranının negatif olması gerektiğini biliyoruz. Nereden mi? Çünkü zaman geçtikçe daha fazla alan boyayacak ve boyasız alan azalacak. Şimdi bu bilgileri kullanarak fonksiyonu yazmaya çalışalım. Değişim sabit. t'nin her bir birimlik artışı, a'da 8 birimlik bir azalmaya yol açıyor. t 1 artıyor, a 8 azalıyor. Zaten bunu soruda da söylüyorlar, saatte 8 metrekare boyuyormuş. Değişim oranının sabit olduğu herhangi bir şeyi doğrusal bir fonksiyonla ifade edebilirsiniz. Doğrusal fonksiyonlarsa at eşittir değişim oranı çarpı, zaman, artı, b olarak ifade edilebilir. b, başlangıçtaki durumu verir. m ve b, buradaki sabitler. m, değişimin oranını ya da bu fonksiyonun grafiğini çizmek istiyorsanız, eğimini verir. b ise başlangıç durumu ya da dikey eksen kesim noktasını verir. Bu genellikle y ekseni kesim noktasıdır. Bu örnekte dikey eksende a olduğu için b, buradaki sabit b, a ekseni kesim noktasını verecek. Ve aslına bakarsanız biz m'yi de b'yi de biliyoruz. Değişimin oranı nedir? Eksi 8. a'daki değişim bölü t'deki değişim eğimi verir. a'daki değişim, başka bir renk kullanalım, eğim eşittir. Bağımlı değişkendeki değişim bölü bağımsız değişkendeki değişim. Bu da -8'e eşit. Yani m'nin yerine eksi -8 yazacağız. B de A0'a eşit olacak. A0 T0'a eşit olduğunda bu terim 0 olacak ve geriye B kalacak. Böylece A0'ın B'ye eşit olduğunu bulduk. Peki A0 nedir? Bunu biliyoruz. Biraz önce bulduk. A0 yani B 52'ye eşit. İşte bu kadar. AT yani boyanması gereken alanın zaman cinsinden değeri Eksi 8 çarpı t artı 52 eşit. Birimleri de koyalım. Hatta tüm bunu bir kere de birimlerle yazayım. Boyasız alanın zamana göre değeri eksi 8 metrekare bölü saat çarpı t saat artı 52 metrekare. Saati saate bölersek birbirlerini götürürler ve geriye metrekare kalır. Böylelikle boyasız alanı eksi 8 metrekare çarpı t artı 52 metrekare olarak buluruz. Yani birimi metrekare olur. Tabii bu soruyu çözmenin başka yolları da olabilir. Mesela, saatte 8 metrekare boyandığı bilgisini kullanabilir ve değişimin oranının 8 olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama eğer böyle düşünecekseniz, çok dikkatli olmalı ve soruyu çok iyi okumalısınız. Soruda boyasız alanın zamana göre değişimi hakkında konuşuluyor ve zaman arttıkça boyasız alan azalacağı için değişimin oranı pozitif olamaz. Bunu anladıktan sonra at'yi eksi 8 t artı b olarak yazarsınız ve b'yi aramaya başlarsınız. b'yi bulmak da kolay. b'yi bulmak için de üçüncü saatte hala 28 metrekarelik boyanmamış alan olduğu bilgisini kullanacaksınız t 3 eşitken a t 28. 28 eşittir. Eksi 3 çarpı 8. 3 çarpı 8 eksi 24 eder. B'yi yalnız bırakmak için iki tarafa 24 ekleyelim. 28 artı 24 52 eder. Sağ tarafta da eksi 24 artı 24 birbirini götürdü ve b kaldı. Evet, 52 eşittir b. Aynen az önce bulduğumuz gibi. Şahane.